Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün laikalardan okuyacağız. Ne yapıyoruz? Nerede ne yapıyoruz? Nereye mal oluyor? Onun gibi sorulara cevap bulunacak. Diyor ki, ehli hakikatin sohbetine yani sirayet, sohbet mesela sohbet ehli denilir sahabeye. Sohbet ehli. Şimdi ehli hakikatin sohbetine zaman, mekan mani olmaz. Manevi radyo hükmünde biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsa da rabıtayı Kur'ani ve imani ile onları birbirlerine konuşturur. Ne dedim? Şimdi zaman ve mekan bir boyut, esmaya bakıyor. Esmaya bakıyor. Sohbet ise onun arkası. Sohbet şöyle olur mu? Oraya girmesek. Tamam. Kalkmaz. Şöyle ona girmiyoruz. Şimdi oturduğun zaman birbirine geçişler oluyor. Sıcak hava oluyor. Veya insanda bir nefret oluyor. Sevmedim. Enerji alamadım. Bunlar hep sohbet sistemi içinde cereyan ediyor. Üç şey insanı rahatlatır. Sohbet-i ihvan, tilaveti Kur'an, münacatı Rahman. Yani Kur'an okumak. Peki, Kur'an okumak da sohbettir. Değil mi? Kimle sohbettir? Allah ile. Allah ile sohbettir. Kur'an okumak. Yani dolayısıyla sohbet aradaki farklılığı kaldırıyor. Allah mahluk. Sen ben. Böyle bir boyut işte. Bildiğimiz gibi değil yani. Böyle sohbet sanki ruhlar arasında bir koridor oluyor. Oradan fikirler, hisler, duygular, gidip gelmeler oluyor. Bak Allah ile sohbet etmek gibidir. Ki öyledir yani. Mesela Allah'ın gene hadisiyle namaz mesela. Namaz en ileri şeydir. Kimin huzurunda münacat ve sohbette bulunduğunuzu bilseniz hiç namazın bitmesini istemezdiniz. Sohbette böyle bir mekan ve mekansal ve zamansal arkası bir yapı işliyor. Ondandır ki sahabeye ehli sohbet denilir. Allah Resulü'nün yanında kalkmazlardı. İnikas ve insiba olurdu. Yani renklenme olurdu. Zaman ve mekanla alakalı değil. Ehli hakikatin sohbetine mekan ve zaman mani olmaz. Manevi radyo hükmünde biri şarkta, biri garpta, sohbeti bak sistemine bakın. Biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsa da. Tabii bize oyun geliyor yani böyle dünyada olsa, ahirette olsa. Ya arkadaşlar ilk defa duyuluyor gibi bir düşünün bakalım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Turfan'da getirdiği zaman sahabe-i kiram bunlar o kadar ceplerine gitmişlerdi ki. Yani çünkü aklı beşer, akılla kabir ve sonrası çözülemez. Gidilemez yani akılla. Akılla kabir sonrası çözülemez. Şimdi bu sohbette öyle bir sır var ki şarkta, garpta, kuzeyde, güneyde
dünyada, ahirette olsa, kadın erkek fark etmez, aradaki bağın adı. Manevi radyo hükmünde biri şartta radyo. Yani radyolar. Şöyle diyeyim, canlı yayında mesela adam giriyor. İstediği mesajı, istediği şeyle konuşabiliyor. Veya birisi konuşuyor. Milyarlarca, milyonlarca insan onu dinliyor. İşte manevi radyo hükmünde biri dünyada, biri berzahta olsa da rabıtay Kur'aniye ve imaniye ile onları birbirine konuşturur. Rabıtay Kur'an ve rabıtay iman. İman bir rabıtaydı. İman bir nurdu, iman kuvvetti. Bir de iman rabıtaymış. Bağdır. Seni Allah'a taşıyor. Bu sohbetin içerisinde de bu var. Demek ki cemaat olmanın sırrı sohbette oluyor. Sohbet. Yani derslerin okunduğu yer. O zaman buradaki ruhlar tek oluyor. Markalar farklı radyo ama aynı frekansa girmiş. Aynı şeyi çalar. Bir daha söyleyeyim. Şimdi hepimizin elinde bir radyo olsa hepsinin markası farklı. Büyüklüğü, küçüklüğü, kalitesi. Ama aynı frekansa bağlansa aynı şeyi çalar. Değil mi? Ha, şimdi sohbette böyle bir şey var. Başka bir yer okuyorum. Mektubat verseniz, mektubat içeriden. Burada yok galiba. Var mı orada? Herhalde gözüküyor. Mektubat mıdır o? Lemal abi. En soldan üçüncü, soldan. Lemal abi. Tamam git Abdurrahman'dan al. O gelene kadar bir yer okuyayım. Lemalar var burada. Mektubat getir. Şimdi bak. Hoşunuza gidecek bir yerler bunlar. Diyor ki, bir zaman, bu çok ilginç, yani gözden kaçan yerler, kitap okuyanlar için söylüyorum. Bir zaman Barla'da cuma gecesinde dua ederken, senin amin sesini iki defa, şuraya, bir de okuyayım. Bir zaman Barla'da cuma gecesinde, Kastamonu ve Barla arasındaki mesafeyi hayal edebiliyor musunuz? İsparta şurada. Değil mi? İsparta şurada. Barla. Ötekisi nerede bakayım? Kastamonu'da. Şuradan şöyle. Değil mi? Sinop'un orası. Yani ses herhalde gitmez oraya. Değil mi? Ses gitmez. Adamların gider abi. Bak bir zaman, evet doğru, Barla'da cuma gecesinde dua ederken senin amin sesini iki defa Saryan işittim. O Barla'da? Evet, ötekisi Kastamonu'da. Kastamonu. Ustad Kastamonu'da. Bir zaman Barla, cuma gecesinde, ha Ustad Barla'da. Gecesinde dua ederken senin amin sesini iki defa Saryan işitti. Amin. Amin dedi böyle. Çevirdi. Arkama baktım. Arkama baktım dedim. Hafız Ali ne vakit gelmiş? Dediler. O burada yoktur. Ben şimdi o vakadan diyebilirim ki 3-4 saat mesafeden duama amini işittirmesi 3-4 saat mesafeden duama amini işittirmesi 30 günlük mesafeden buradaki zayıf davet ve duama kuvvetli ve tesirli bir amin hükmünde olan yazıların imdadıma yetişmesi çok manidar bir tevafuktur. 3-4 saat mesafede aminini işittiriyor. Ama biz de dua ederken
Ağzımız mı söylediğini, kulağımız zor duyuyor. Yani etlerle, şeylerle meşgul oluyoruz. Şimdi ta 3-4 saat mesafedeki duaya amin diyor. Ve amini 2 defa işitiyor. Peki bu kerametse, ona aitse burada niye yazılmış? Bu arkadaşlar, keramet dediğimiz şey de gene ilim çerçevesinde bir kaide ile işliyor. Bir sistemle işliyor. Bu çok önemli. Sistemle işliyor. Yani bu kanuniyete giren herkese şamil. Şu. Kalbin ve hissin derece-i hayatına girerse insan, biraz böyle zorlarsa maneviyatını, içsel yapıda Mustafa. Peki nasıl olacak? Onu bir anlatayım biraz. Hem de makbul duanın şartlarını. Dima'da 7 mertebe var. En dış taraftan tahayyül. Dima'da. En azından ben sayayım, hemen anlamazsınız ama en dış tarafta tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Ben sıralayayım da. Şimdi makbul dua, elini kaldırdığın zaman ilk mertebede, dimanik mertebesi tahayyül. Onu hayal etmek, o kişiyi. İki, kime dua edeceksin? El makbula, takdiye yapışan dua. İki, onu düşünmek. Üç, onu taakkul, akletmek, akıl çerçevesini çizmek. Taakkul, tasdik, onu kendi yakınlığını onaylamak. Böyle 7 tane mertebedeki sıfatla onu boyuyorsun bakın, onu boyuyorsun. Eğer bu 7 tane mertebenin hükmüne ne kadar uydurursak onu... Amin dediği anda amin diyor. Amin orada derse bu da amin oluyor. Aynı oluyor. Şöyle bir misal vereyim. Her şey. Mesela Abdülkadir yazısı. Abdülkadir. Abdurrahman. Bir sürü şeyler var. İsimler var. Tamam. Şimdi yazıya bakın. Abdurrahim. Sese bak. Abdurrahim. İki. Bir fark şu. Yazı Abdurrahman. Yazıya bak. Abdurrahman. Ses. Hiç yazıya benziyor mu? Benzemiyor. Şimdi yazının farklılıkları A, B, C, D, E, F, G. Yani harflerin farklılıkları hiç kimse takılmıyor. 4-5 tane Abdurrahim, Abdurrahman ismi, harfleri farklı farklı harf iken biz Abdurrahman ona geçiyoruz. Buradaki farklılık, burada farklılık yok. Tek. Bak. A, B, D, U, R, Abdurrah, H, A, M. Farklı değil mi harfler? Hepsi farklı. Fakat ses de hiç buna benzemiyor. Daha derine gidiyoruz hani. Şekilden çıktık Abdurrahman. Peki bizim zihnimize gelen Abdurrahman ne harfe benziyor ne sese benziyor? Şekil. Mesela diyelim ki ufuk. Ufuk. U, F, U, K. Harfler farklı iken ama aynı gayeye hizmet ettikleri için farklılık yok. Şahs-ı manevi oluşturuyor. Şahs-ı manevi de böyle. Ondan sonra ufuk deyince, ufuk yazı, ufuk sesi. Ufuk hayal ettim. Ufuk, tamam. Hayal. Ondan sonra onu düşündüm. Söz vermiştik, iyi bir çocuktur. Taakkul. Akıl çerçevesine soktuk. Bu akıllı ve bize, bana yakın, dava yakın. Sen biliyor. Ondan sonra ihtiyacı var taakul.
Tasdik. Bize yakınlığını hisset. Derslere geliyor. Kitap okuyor. Tasdik. İzan acıma oluyor. İltizam bizim kardeş ya, ayrılık ayrılık yok. Bu da iltizam. İtikat onu dimağen ve maneviyaten onaylıyor. Bak şimdi, hayal ettim, düşündüm, aklettim, onu onayladım. Bunlarla tamam, ondan sonra diyorum ki, ya Rabbi, buna merhamet et. Sanki onun ruhuna girdin, orada dua ediyorsun, içinde. Yani duanın makbuliyeti olabilmesi için, evet. Aynı zamanda mazire müstakbele de aynı kanuniyetle girebiliyor mu? Tabii tabii, kabir, mabir, mabir yok. Şey dedi zaten, ha, baştaki ifade. Tabii, Mehmet abi, kabir, mabir yok yani. Allah Allah. Yani yedi mertebeyi potasında eritmek lazım. Mesela şöyle, mesela diyelim ki, ya Rabbi Murat Yıldırman'a Allah'a merhamet et, şey yap, ona şey verme, yapma, şey yapayım falan. Öyle. Bağlasıldı. Bağlasıldı yani bir şey yok ki. Burada ses kaldı ya. Bir yere gitmedi ki. Sana bile gitmedi ya. Tahakkule bile gitmedi. İlk önce kime dua ediyorsun? Babana. Kabirde mi? Babanı bir hayal eder misin? Tahayyül. Babam. O benim babamdı. Bir düşün onu seni etkileyen cümlesi. Oğlum ben ölünce sen beni unutacaksın. Yok baba ya. Bak gözün kapalı. Yok baba ya. Şekli orada. Yok baba ya. Sen ne olacak? Unutursun. Ben de dedim ki baba sen dedemi ne kadar unutursan ben de seni o kadar unuturum tabii. Onunla alakalı bir diyalogda bir konuşmanızda bir alamet yok mu? Tasavvur. Taakkul. Babam iyi adamdı. Namazı vardı. Taakkul. Tasdik. Babam bu maneviyatı yani din taraftarıydı. Bizden yanaydı ve ihtiyacı var. Şu anda o kabirde tasdik. İzan, merhamet. Ah baba ya. İzan. İltizam, babam benim davamdan istifade etmesi lazım. İltizam. İtikat, Rabbim. Yani onlara dua et diyor ya ayette. Onları yanında bulunursa of bile demeyin. İtikat yani son. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat da şu. Ona dua edin. Allah'ım. Onun mekanını, cennet bahçesini bir bahçe yap. Hala aklım oradaydı. Tamam. Ve tamamen yedi kanalla bağlandım. Neye benziyor? Cep telefonunuzu GPS'e bağladınız. Bir kanala bir diş mi çekiyor cep telefonu? İki mi? Üç mü? Yedi mi? Yedi tane olursa o artık gitme gelmeler çok çabuk olur. İnternet de öyle, cep telefonu da öyle. Şahsi manevi böyledir. Peki, şimdi antika bir şey söyleyeceğim bununla alakalı. Yani biz bunu yapamıyoruz kardeşim. Yapamıyorum babama böyle 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 yapamıyorum. Ama sen cemaate dahil oldun mu? Derslere geliyor musun? Kitap okuyor musun? Hele tesbihat. Ve valideyna. Valideyna, ihvanına ve akhavatina. Seni sevene, seni onaylayana bile dua gidiyor Rubet. Seni sevene, seni onaylayana. Ha, o yedi mertebeyi yapamadığın zaman o şahs maneviye tesbihat yapıyor musun? Otomatik yedi tane şeyle tak diye gidiyor. Eğer bunu yapabilirsen burada da duyarsın. Zaten burada canlıdır. Düşündüğünüz şey siz ne düşünüyorsanız olsunuz ve oradasınız. Şimdi böyle bir düşünün. 29 bak. Bir zaman Barla'da cuma gecesinde dua ederken senin amin sesini iki defa saryan işittim. Böyle. İlk önce Hafız Ali abi usta tahayyül etti, tasavvur etti, taakkul etti, tasdik etti, izan etti, itizam etti, itikad etti. Amin. Amin. Hafız Ali burada mı? Demiş, arkaya dönmüş. Yok demişler. O 4-5 saat uzakta. Ya. Peki.
Başka bir yer okuyorum. Gelmenin güzelliğini diyorum. Cemaat olmanın güzelliğinden bahsediyorum. Bunu beceremezsen tesbihat yaptığın zaman bu otomatik oluyor. Otomatiğe bağlıyorsun. Otomatiken oluyor. Ya böyle yapacaksın. Ya da şahsi manevi olarak. Çünkü sen ister babana et, ister etme. Çünkü sen tesbihat yaptığın zaman ve bütün tesbihat yapanların duası ana babana giriyor otomatik olarak. Ve bi talebete resailin ur sadikin ve ihvanana ve ahavatina. Yetmedi akrabayna. Ve akrabayna. Seni sevenler ve ihbanina ve ahbabina. Çok cami ya. Dışarı bırakmıyor hemen. Bırakmıyor arkadaş. Giriyor babanıza giriyor. Dede geçmiyor. Anne babaya oluyor. Akraba ne diyor ama? Akraba ecdat. Evet giriyor. Ha gitti. Veba ecdat. Ha şeyi ben kastettim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Üç kişinin defteri kapanmaz. Tesbihatta bu giriyor ha. Tesbihatta akraba ne ecdatına. Evet. Seni sevene. Sevene sağlık. Bu ne zaman hissederiz bu şeyi? Kabire geçtiğimiz zaman. Az yaptı deyip dönüşte yok ama. Evet. Aziz, gayretli, ciddi, hakikati, halis, dirayetli kardeşim. Diyor ki bak. Aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilaf-ı zaman ve mekan sohbetlerine, ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin. Bak bizim gibi hakikat ve ahiret kardeş. Dünyevi menfaat yok. Sevgi olduğu için mi böyle evet. Şey karıştırma yok? İşte bu, o zaman şey gibi şey oluyor. Bu darmadağın oluyor. Lambasını yiyor. Evet tabii canım. Şarteli indi. Acayip bir şey oluyor ya. Bak, hakikatli ahiret kardeşleri, kardeşlerin ihtilaf-ı zaman. Hangi zamanda yaşadın? Önemli değil. Ya ölümü ortadan kaldırıyor. Ölüm bir şey var ya. Çok uzun yaşamak, kısa yaşamak. Bunları kaldırıyor. Niye? Çok uzun yaşayıp ne yapacaktın? Sevap kazanacaktın, günah da kazanacaktın. Eğer bir cemaata mensup olarak vefat edersen sevap cihetiyle yaşıyorsun, günah cihetiyle ölüyorsun. Kâr. Katlamadım. Günah yok vefat edince. Sevap devam ediyor. Nerede bıraktın? Kıyamete kadar yapacakmış gibi Allah kabul ediyor. Yani nerede? Direksiyondan indinse. Akıllı olmak lazım abi. Tabii ya. Yani onun için böyle ben, belki beni şey zannediyorsunuz. Yani arkadaşlar ciddi bir iş yapılıyor. Öyle langur lungur şey değil yani. Böyle bir sistemde değiliz. Hizmet öyle değil. Çok ciddi bir şey bu ya. Yeryüzünün zinnetiymiş ya burası. Yani ne yaptığımızı biraz fark edelim de bak bir yer okuyayım size. Bu sohbetler neymiş bakın ya. Kolay değil ya böyle insan biraz gayretli olacak diye ben size şey yapıyorum. Bak diyor ki, bak bu sohbet neymiş? 200 kaçtı? 260 mıydı? 260 değil mi Abdurrahman? Ben bilmediğim için. Okuyacağın mevzuya bağlı. Diyor ki, hem o dersi dinleyenler, yalnız insanlar değil. Şu anda insanlar mı var zannediyorum şimdi burada? Biz onları görüyoruz. Görüyoruz evet. Ama biz inanıyoruz ki görmediğimiz derde var. Bak. Hem o de bu dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı bakın sağınıza solunuza bak kimler var. Cenab-ı korkmayın. Ama şaka demedim. Allah'a yemin ederim ki sağınız solunuz her tarafın üstünüz doludur. Ben bir rüyamı anlatayım buraya okumadan. Bunlarla kalın. Rüyanın parçası.
İyi dinliyor musunuz gençler? Çok önemli de onun için. Bak. Gidiyorum, İstanbul'dayım, rüyada. Gökten siyah bu kadar solucan yağıyor. Solucan gibi bir şey. Kafa mafa yok. Ama böyle. Böyle. Tek böyle uzunlama değil. Böyle. S gibi. L gibi. Acayip yani kar var ya, kar yağdırılır da. Farları uzun yakarsınız da karın yağdırılmasını görürsünüz. Bakıyorum gökten siyah solucan yağıyor. Her taraf. Özelliği şu. Kafadan mı girdi? Affedersin, kıçından çıkıyor. Tam buraya mı vurdu? Öteki kulaktan çıkıyor. Nereden vurduysa zıttından çıkıyor. Buraya mı vurdu? Buradan çıkıyor. Buraya mı vurdu? Şuradan çıkıyor. Buraya mı? Omuza mı vurdu? Buradan çıkıyor. Ama insanlar bunu fark etmiyor. Yani nereye vurmuşsa o siyah. Diyorum ki ben de bakıyorum böyle. Allah Allah. İnsanlar bu üzerine solucan yağıyor. Hiç kimsenin haberi yok. Yani yağıyor. Çok az insana değmiyor. Tam adama değecek. Tak hemen böyle yapıyor. Tak böyle oluyor. Tam vuracak böyle oluyor. Hiçbir tane girmiyor bazılarına. Allah Allah. Ötekisine giriyor, çıkıyor. Tam yürürken bir tanesini gördüm. Omuzundan vurdu. Göğsünden çıktı. Buradan girip oradan çıkıyor. Tam karşıtından çıkıyor. Ne biliyor musun? Dabbetul arz. Ya o giriyor. Sonra hayret ettim. Niye bazılarına hiç böyle tam vururken paratoner gibi, yani mesela uzaydan bir gezegen gelir, yani kütle gelir de dünyamızın atmosferi var ya, atmosferine geldiği zaman paratoner gibi pat diye onu engelliyor ya. Dedim ki niye bunlara girmiyor, inanın. Sanki görmüyorum ki yanımda kimse, kim olduğu belli değil, sesi duyuyorum. Bunlar o, yani o kastettiğim, yani niye girmiyor? Bunlar diyor şahs-ı manevinin azaları olduğu için. Bunlar şahs-ı manevinin azaları olduğu için. Şimdi bak gene okuyayım. Bu sohbeti dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaik imaniyenin istimandan, yani iman derslerinin şu sohbetinden çok zevk alırlar. O Allah'ın insan dışı şuurlu mahlukatı. Şuurlu mahlukatı var. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemileriniz çoktur. Yani sizin diyor ders anında bu tür arkadaşlarınız, dinleyicileriniz çoktur. Hem mutefekkirane, yani tefekkürü dersler, o çeşit sohbet-i imaniye, yani tefekkürü dersler, sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir manevi ziyneti. Ziynet ne demek? Süsü. Zeminin manevi bir süsü bu sohbetler ve zeminin medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Farsça demiş, Arapça değil. Esman reş bu buret bahre zemin kidaret yektu kes yektu nefs bahri huda ben nuşinen. Yani semavat melaikesi zemine, yerdeki müekkel melaikeler, yerdeki, gökteki melaikeler, yerdeki melaikelere gıpta ederler ki ah ah. Ne için? Zeminde, dünya üzerinde halisen lillah sohbet ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar, kendi sani zülcelalini, çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Bir iki adam, bir iki dakika. Biz bir iki adam değiliz herhalde. Şuradan tut.
oralardan biri. Ondan sonra bir iki dakikada değil, sahnelerini sevip sevdirirler, görüp gösterirler. Mütefekkirane sohbette onlar var. Peki soru sorsan, evde de okusam olur mu? Aynen orada oluyor. Piknikte oku gene olur. Her yerde olur. Her yerde oluyor. Ondandır ki psikoloji sorunu olanlara diyorum ki bak. Musa Aleyhisselam'ın asası neydi? Ağaç. He? Ağaç. Asası. Asası vardı değil mi? Evet. Peki o sihirbazların içine attı mı? Evet. Attı değil mi? Dinliyorsunuz değil mi? Sihirbazların içine attı. Allah at dedi. Ama ilk önce çekindi diyor ayet. Bir baktı ki canavar oldu, yılan oldu falan. Sihirbazların sihirleri acayip. Musa'yı bile çekindirdi biliyor musunuz? Allah dedi ki Cebrail'le, korkma endişe etme. Asanı at. Öyle mi? Asa ne yaptı onu? Yuttu değil mi? Hepsini yuttu. Asa-i Musa, Musa Aleyhisselam'ın asası neyse, Asa-i Musa aynı işi yapıyor bu asırda, efradıdır. Şeyini söylüyor manasını. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Madem Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu mesele, her bir ayetinde mutadit manası var, her asırda efradı bulunur. Bulun o zaman bu asırdaki efradı. Ustad diyor ki 754 şualar, 700 yok, 744, 746 şualar. Diyor ki, Asa-i Musa bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen. Şuaları versene. Bütün sihir ve büyüleri iptal et. Ey sihir ve büyüden korkan, göz var bilmem neyin var diyen. Bak. Ama kör olası cehalet buna mecaz diyor. Ne mecazı ya? O zaman Kur'an da mecazdır. Ya onu ne yapacağız ya? Yakamıza mı takacağız yani? Abi ne yapacağız bak anlatacağım. Ha, çok iyi söyledin. Allah razı olsun. Bu hoşuma gitti. Ha ne yapacağız bu asayı masayı? Arkadaşlar sıkıntınız varsa yeri de şurası. Koridor orası çünkü. Ya giriş kapısının o salonun orada veya yatak odanızda Asa-i Musa'yı her gün en az sesli konuşur gibi 10 dakika okuyun. Bir deneyin ya. Reçeteyle satılmıyor. Yan tesiri de yok. Bir dene. Bir dene bakayım ne oluyor. Çünkü biraz önce anlattım ya senin o sohbet imaniyede zişur mahluklar iniyor yere. Çünkü telaffuz ettiğin, ifade ettiğin manayı gıdalanan ruhaniler var. Ruhaniler var. O okuduğun zaman ruhaniler yağıyor. Ruhaniler yağınca ervah hadiseler gidiyor. Seni rahatsız edenler gidiyor. Bak diyor ki. Kaç bu? 754. ...744 dedik. 744 de değilmiş. Peki. 744. 46 mı? Dur bakayım. 46 olabilir. Doğru. Bakayım. Ayet-i Kübra'sı bakıyor. İfade görünüyor. Burası da değil. Dur onu bulayım çünkü çok önemli. Tamam. 746. Asa-i Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen Asa-i Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini sihir var sihir dalaletlerde sihir yapılıyor televizyonlardan cep telefonlarından mutlaka %100 bütün çizgi filmlerde hepsinde şey var. Sihir var. Onun için bağımlı oluyor. Hiç bırakamazsın. Bırakamazsın. Bak 744'ü okuyorum şimdi.
Başka bir yer ha. Aynı yer değil bakın. Ha, buradan okudum. Şimdi 744'de okuyorum. Daha acayip bir şey diyecek. Asa-i Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal edebilen Asa-i Musa gibi sihirin ve dalaletin sihirlerini. Ne yaptı? Okunduğu zaman ne okunuyorsa, hangi mana okunuyorsa onunla alakalı ruhani iniyor. Ya Allah yaratıyor. Şarkı türkü çalarsanız onunla alakalı erva habisi geliyor. Hiç şansı yok. Yani şeyi, mesela çiçek koyun, cama açın, arı gelir. Pislik koyun, cama açın, sinek gelir. O cinsten gelir. Erva habise, mevadi şerireler, revahi habiseden lezzet alır. Habis kokulardan lezzet alır. Erva aliye, ali ruhlar, revahi tayibeden lezzet alır. Tayip lezzetlerden, tayip güzel lezzetten, şey kokulardan lezzet alır ve inerler. Onlar inince, güneşin inmesi gibi. Güneş çıkarsa buz nereye kadar dayanır? Onun için sihir 38. sayfada mahkemede diyor ki kelam için sihri beyani. Beyanda sihir var diyor. Müzikte sihir yapılıyor arkadaşlar. Müziğin altında seni duymadığın altında yaktın beni pişirdinin altında şey yap. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Yaktın beni pişirdin, mahvettin, köfte ettin altında intihar et. Yaşanmaz. Altında senin kulağının duyamayacağı 0.10'da 4'te 0.10'da 7 lambda arasındaki sesin altındakini ve üsttekini duyamazsınız. Bu subliminal denilen altına koyuluyor. Ondan sonra müziği dinlerken ve müzikten sonra intiharlar hatırına geliyor. Allah Allah ya Allah Allah. Ulan batsın dünya ya. Hakikaten batsın ya. Nereye? Falan deme. Peki nereden çıktı bu? Niye müzikten sonra kendini kötü hissediyorsun? İyiydin. Sihir yapılıyor. Sihir. Kelamda sihir var. Şu anda da müsbet sihirleniyorsunuz. Çünkü sihri beyani. Beyanda sihir var. Hangi beyan olursa olsun ya müsbettir ya menfidir. Sihirleniyoruz. Diyor ki bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilaf-ı zaman ve mekan sohbetlerini ve ünsiyetlerini bir mani teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri şarkta, şark doğuda, birisi garp batıda, biri mazide ölmüş, biri müstakbelde daha gelmemiş çocuğunuz dünyaya. Daha nurcu olacaklar çıkmamış. Biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Ustad daha doğmamış çocuklara ses, biz, ben de dua etmiş biliyor musunuz? Bak abi şurada Kastamonu'da. Doğmamış. Tabi ustad zamanında doğmuş muyduk biz? Yok. Ustad kaçta vefat etti? 60. 60'ta doğanlar var. Burada birkaç tane var. Değil mi? Mehdi abi var. Mehmet abi sen kaçtasın? Taraftan'da kaldı. Ha o yok. Sen doğmadın. Sen Ali abi doğdun. Doğdun. İki kişi doğmuş değil mi? Başka var mı? Yok. Bak şimdi. Doğmayan çocuklara ya ki hepimiz aman aman dua etmiş. Bak yeri okuyorum. 57. sayfa Kastamonu'da. Diyor ki Emin bunları Havadis-i Yevmiye diye bir fıkra yazacak. Belki sizi de gönderecek. Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri. Tamam yaşıyor. Küçük talebesi. Ve istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar. Küçük talebeleri virgül. İstikbalde bak istikbalde kıymetli şakirtleri olanlar. Şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardır. Yani doğmadan. İşte nasipli doğmak budur işte. Allah Allah. İstikbalde
İstikbalde kıymetten şakirtleri olanlar nurun. İstikbalde. Yani onlarda bir özellik mi vardı veya iradesini öyle mi kullanacaktı? Yani istikbalde bu şansı aldı, öbürler alamadı. Yani şansı derken, şimdi mesela sevgili Mehmet abim ve hepinize söylüyorum. Şu anda bu şehirde bu kadar insan var. Sizin dostlarınızdan tek teklif ettiğiniz insan yok mu? Neredeler onlar? Niye gelmediler? Cevabı bu. Gelmediler. Niye gelmediler? İhtiyaçları yok. İhtiyaçların hep olmayanlara verilmez. Zamanları yok abi, ihtiyaçları. Ha, zamanı verenlere zamanları yok. Zamanı verene zamanı yok. Kabire girdiği zaman vay vay, Allah öyle diyor, hadiste söyletiyor, saçlarını yırtacaklar, hiçbir şey. Tekrar yaratılacak, tekrar vay komşumdu, bildiğiniz gibi değil ya. Şöyle hayal edeyim, beni biraz ürküten şey de şöyle, bir metre bile yok taş, fırınlar gördünüz taş, bir metre kadar bir şey değil mi bu kadar? Şöyle yaygın, çok geniş. Şurada ateş yakıyorlar. Şu ateşi, alevi geliyor. Bu şeyi sürtüyor, yalıyor. Şuradaki hamuru pişiriyor. Ve bir baktım, hiç durmuyor. Hocam dedi, hiç durmaz dedi bu. Tuğlalar kıpkırmızı. Otursan Ümbeyt orada, oturamazsın. Yani kafana çarpıyor. Şöyle durman lazım. Bana bak. Sen buraya geç lambaya. Sen de oraya delikanlı. Lambaları söndür. Dışarıdakileri de söndürün. Dışarı çık. Dışarıyı söndür olalım. Söndür. Tatbikatlı yapacağız. Hepsini söndür. Söndür. Bak. Arkadaşlar, şu anda kabir. Ve bir dakika olmayacak. Bir sükune, hiç ses yok. Bende de. Şimdi konuşuyorum, böyle kabirde azap bile olmasa, cehennem yok, azap yok, böyle sonsuz durulur mu? Şu, ama azap yok, aç şimdi. Oh, ne nimetmiş ya. Şahs-ı manevi neymiş? Elhamdülillah. Şahs-ı manevi neymiş, orada değil mi? Ben bile kalbi çarptı. Bak, kabre girdim diyor usta, soğuk, dar, karanlık, kimsesiz, bir tane de var, kimsesiz, kimsesiz ya, bir de bir tane de diyor. Ondan sonra Münker Mekir namında iki diyor, mübarek arkadaş, mübarek, arkadaş geldiler. Benle nizaya başladılar, sağ tatlı sohbete başladılar. Kabrim nurlandı, genişleri süferendi. Arkadaşlar, azap bile olmasa biraz önce gördük, yaşanır mı? Sonsuza? Burada ümidim var, biraz sonra yanacak. Orada hiçbir şey yok. Evet, bir de yanacak. Bir de kaderin ya abi. Ha abi? Bir de kaderin ya, oraya ya. Ha bir dakika dedim he. Ne dedi? Az oldu. Az oldu ceza. Allah Allah. İnan kapattırdım senden korkar diye senin için. Kaç yaşında o? Kaç yaşındasın? 9. Korkar çocuklar diye. Daha küçük olan var mı? O. Sen kaç yaşındasın? 7. 7 yaşından 70'e kadar demek hakikaten varlar. Mehdi abi kaç yaşındasın abi? 60. 60 mı? 62. 70 olmadı daha. Demek ki 7 yaşında. Arkadaşlar, değmiyor. Değse günah ben yapardım inan. Değmiyor. Yani böyle bir cezayı dünyada yapacağımız hiçbir şeye değmiyor. Gerek yok. Lezzet istiyorsanız harama girmeye gerek yoktur gençler. Helal dairesi keyfimize kafidir. Sana bir de senin şeyi vardı. Kazanacağın da yapmadığından dolayı kaybettiklerin gösterirse, bu ondan daha korkunç azam.
Acayip bir şey ya. Cemalullah'ı göremiyorsun. Gel abone. Böyle bir oturuyorsun sen. Gel abisi geç oraya. Hadi geç abi. Sen çarpmasın. Açık olsun ki çarpmasın. Ha canım benim. Eyvallah. Bir de sana verilen cevher var ya. Sermaye. Diyecekler ki Ahmet'im bak Murat. Bak şu cevherler bunları alabilirdi. Bunu almak için verin. Ama yok. Diyor ki ya ne müjde biliyor musunuz? Arkadaşlar genç demeyin. Genç ihtiyar demeyin. Dün geçti. Yarın var mı? Söyleyin kabristana. Ölen hep ihtiyar mı? Genççi yaşlısı yok bu ölüm meselesinin. Diyor ki ne kadar? Birimiz şartta, birimiz garpta. Cemaat olursak ölüm yok oluyor. Günah cihetiyle ölüyorsun, sevap cihetiyle yaşıyorsun. Öldün ama sen cemaat içinde miydin? Bütün dünyada, gelecekte de tesbihat yapmayacaklar mı nurcular? Ve bi talebete resan ve ihvanena ve ahavatina ve ehbayna. Hepsi sana bununla gelecek. Yeter ki sen tesbihatı bir yap başta. Tesbihatı yaptın mı samimi söylüyorum Allah adına kimse haşa tövbe estağfurullah müjdeleyemez. Allah'ın dininde olmayanı dininde varmış gibi göstermek. Var olanı da inkar etmek Allah'ın ayetiyle cehennemde yerini hazırlasınlar diyor. Ustad da diyor ki bu tesbihat yaparsanız cemaatin şahs-ı manevisinin bütün sebaplarına ortak oluyorsun. Tesbihat yaparsan ortak oluyorsun. Olmayanı demek cehennemde yerini hazırlar. Ve men kezebe Allah'ı nasıl dua et? O ayet var mektubatın 19'un başında. Diyor ki dediğini Allah'ın dinini dediğini yalanlayan olmayanı da var gösteren cehennemde yerini hazırlasın diyor. Onu bir o ayeti bilerek söylüyor. Ve ustad bilerek söylüyor. Bak birimiz şartta, birimiz garpta, birimiz mazide, birimiz mustakbelde, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsa da beraber sayılabilirler, sohbet edebilirler. Hususan, niçin? Hususan bir tek maksat için, bir tek vazifede bulunanlar. Ne oluyormuş biliyor musun? Daha ilerisi şimdi. Bu tesbihata katılanlardı. Daha ileri bir safa götürüyoruz arkadaşlar. İnşallah hepimiz buna dahiliz. Hususan diyor. Bir tek maksat için, bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmündedirler. Yani mesela ustadın maksadına maksadın denk gelmiş. Aynısı. Hafız Ali abinin maksadıyla maksadın aynı. Bak. Hususan bir tek maksat için bir tek vazifede bulunanlar. Birbirinin aynı hükmündedirler. Vay be. Bu sadece muhabbetiniz değil mi? Mazire müstakbele sahabeye kadar uzanan, Adem Aleyhisselam'a kadar uzanan o silsile ilakettir. O silsile. Bu zaten şahs-ı manevi bizi onlara bağlıyor. Onlara bağlıyor. Ve bazısı bir tanesi dedi ki, ya biraz dedi fazla değil mi? Asrın dehşetinden bunu okuduğumuz halde tesbihat yapmayacak insan var gene. Fazla değil. Bu kadar müjdeler olduğu halde yapamıyoruz. Yapmıyoruz ya. Lakayt davranıyoruz. Ben insanlara çok değer verdiğim için gerekeni yap. Bir de böyle zannetmeyin yani fazla üzerine duruyor. Yani çok dehşetli asır ama nimet, sevap çok. Kaçırmanızı istemiyor. Sonra tren geçtikten sonra. Mesela bir gün gelse de bir yakın yani cemaatta Avrupa'dan Türkiye'ye kadar bir yelpazede bir cenaze hadisesini duymazsan. Mesela bugün işte bunu beni yapmana etkileyen çok dedim tesbihat yap, yapmadı. Ya Hasan kardeş değil, namazı kılıyorum yetiyor ya. Abi yapma. Yapma, bırakmıştır.
Ya, ezberden yap ya. Bak, yapmadı. Benim bildiğim oydu. Ya, yapmasan sebabın günah kendine. Ama yaparsan tesbihatı bütün cemaattan alıyorsun. Ne gerek var ya? Ben senden para istemedim ki. Onun için içim yanıyor biliyor musunuz? Sizin böyle iyi olmanızı istiyorum. Yani şuurlu olmanızı istiyorum. Dinamik olmanızı istiyorum. Oturup kalkmayı bilmeyi istiyorum. Nerede ne yapmamız gerektiğini şuurlu istiyorum. Saldım çayra Mevlam kayra diye yaşamamanızı istiyorum. İstiyorum yani. Şu çünkü bir şey kalmadı. Dişinizi sıkın yakında öleceksiniz zaten. Bir şey kalmadı yani. 80 senede yaşasan 8 saat gibi bile gelmeyecek. Gelmeyecek ya. 8 saati de yok. Lütfen ne olur. Şuurlu olmak lazım. Korkmayın. Derse gelin. 5-10 dakika risale okun. Haftada bir gün derse gelin. İnternet telefonlardan uzak durun. Beyninizdeki enerjiyi sömürüyor. Koltuktan kalkmaz hale getiriyor. Televizyonun karşısına pinekleyenler niçin koltukta pinekleyip de yatak odasına gidemiyor? Çünkü gidecek enerjisi yok. Bitti, sömürdü adamı. Yani enerji yok diyorum bedensel, fiziksel. Günahtan bahsetmiyorum. Uzak durun. Bunları diyen de yok. Böyle diyen de yok. Her derste zikreden de yok. Bir şeyler de biliyorum da onun için söylüyorum. Hem burada hem başka bir şekilde bir şeyler biliyorum. Uzak durun. Cep telefonlardan uzak durun. Tuzak bunlar. Oyunlarla kastediyorum cep telefonu. Oyun. Beyninizdeki enerjiyi sömürüyor. Benim için şu Dima bu jeneratör gibi kabul ediyorum. Jeneratörün içerisine benzin atıyorsun, mazot, odun atıp da elektrik imal edilmiyor. Ha, odun biterse neyine çalışacak? Cihazın kaliteli de yoksa. Sömürülmüş. Atıyorsun 3 tane odun, bekliyorsun ondan 10 odun enerjisi. Sömürüyor arkadaşlar, ne olur uzak durun. Risale okuyun. Haftada bir gün derse gelin. En az bir gün derse gelin. Her gün okuyun. Ve 5-10 dakika risale okuyun. Sıkıntısı olan ama bana gelmez inşallah demeyin. Hizbul Kur'an'dan mutlaka bir sayfa, iki sayfanız olsun. Yani kurallı yaşayın, disiplinli yaşayın. Saldım çayra diye yaşamayın. Gençler, genç arkadaşlar yapmayın. Sonradan benim kapıma geliyorsunuz eğer varsanız. Abi bunu aldım, abi diyeceğim. Abi nazar oldu, hiçbir şey olmadı. Ruhun çok diye. Yapacak bir şey yok. Kime bir şey yapacaksın? Ben zaten bu şey değil. Hususan bir tek maksat için bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmündedirler. Siz her sabah yanımda tasavvur edip buralardan çıkarıyorum Abdurrahman. Dimağın her mertebesinde o insana dua edeceğin kişi var ya. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip kazancımın bir kısmını, bir sürüsünü Allah kabul etsin size veriyorum. Duada Abdülmecid ve Abdurrahman ile berabersiniz. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız. Biz de Abdurrahman'la beraberiz abi. Burada evet. Hakikaten Abdurrahman'la berabersiniz. Bizim de Abdurrahman'ımız var. De evet, Dershaneli Vakıfı ile Abdurrahman'la berabersiniz. Aynen doğru. Elhamdülillah ya. Başka bir yer okuyayım. 345 mektubat. Sıkıyor muyum sizi? Yok, çok iyi. İyi elhamdülillah. Yok. Uyuyan henüz olmadı yani, o belli oluyor. Arkadaşlar, alışmadığınız benim bazı davranışlarımı ve uslubumu konuşmaya, disiplini olmamış bir hayatımız var, disiplini etmek hatırımıza gelmiyor. Törpülenmesi lazım. Onlar. Eğer talebe ise her sabah mütemadiyen ismiyle bazen hayaliyle hani iman mertebesi dedim ya tırıt. Bak biz bu dersten önce bu hayaliyle şeyi zannediyorduk. Hayır. Dua ederken mesela Ahmet'e dua edeceksin. Getir hayalini.
İki defa yaptım bak. Getir hayalini. İleti, tasavvur et. Onu düşünce olabilmesi için onunla bir diyaloğun var mı? Böyle bir kelam oldu mu böyle antika? Mesela Mustafa Emir'le şey yapıyorum. Mustafa Emir ile aramda bir şey var, bir söz. Onu hatırlattı, can alıcı oldu. Ondan sonra taakkul ettim. Ne etmem lazım ya, bu adamın ihtiyacı var. Taakkul, tasdik. Çünkü o benim kardeşim, derdi derdimdir. Niçin? İzan geldi, şefkat etti. Şimdi diyor ki, talebe ise her sabah mütemadiyen ismiyle bazen hayaliyle dahi yanımda hazır olur, hissedar olur. Yanında, yanınıza geliyor. Hayal ettiğiniz kişi yanınızdadır. O abi nasıl olur? Bak, onun şahsıma ne? Hayalen birisini kızıyorsunuz. Ulan kıracağım kafanı, kıvır. Vücut aynı yanındaymış gibi tepkimeler oluyor mu, olmuyor mu? Veya affedersiniz, özür dilerim. Cinsel birisini hayal ettiniz. Sanki yayındaymış gibi bütün hormonlar öyle çalışmıyor. Bu hayal değil. Onun şahsi manevisi, bedeni misalisi oluyor orada. Onun için hayalen fasık olur diyor şeriatta. Mesela birisi hatırınıza geldi. Çok nefret ettiğiniz adam. Yani iştahınız bile kaçar, moralınız bile bozulur yani. Kufursun, kufursun. Yapmıyor musun? Mesela sokakta mesela rastlarsınız böyle bir adam. Sanki hayalinde birisini koymuş kendi kendine. Ve kuracaksın. Hayır asla. Peki nerede bu adam? Burada. Kimse var mı? Var. Sen görmüyorsun. Başka? Cinli hastalar. Ya git buradan, gidin buradan falan. Nerede? Biz görmüyoruz. Hayal, hayal değil. Ve atomi cesedi değil, bedeni misalisi orada. Bir, mesela birisini çok seviyorsun. Vay abi benim be kardeşim, sağ olasın. Orada hayal ettiğiniz rabıtadır ya bu. Hemen bağlı. Mesela psikolojide kullanıyorum. Mesela Ahmet, sana bir söyleyeyim. Canın çok sıkılmış senin, tamam mı? En çok seni etkileyen kitap bir tane söyle. Hangisidir? Risale-i Nur Külliyatı içinde. 14 tane de bir tane söyle. Mesnevi. Ha, Mesnevim yok burada. Mesnevi kabul et. Hayal et onu. Oradasın. Veya seni rahatlatan, gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman hikmet veren sana bir insan hayal et. Hayal et o kardeşin, abin, kim ise. Anneni de olabilir, düğün günü olabilir. Seni rahatlatan, yani sana hep pozitif veren bir insanı ne olur hayal edin. Hayal et, hayal et. Tamamen bağ kuruluyor, hemen yukarıdasın. Gündüz ha. Tak de onun yanındasın, o seni çekiyor. Hayal hayal değil. Yani adeta şu atomik hayattan geçiş için kullanma yöntemleridir. Hayal ettiğiniz kişiyle berabersiniz. Hayal değil bu. Biraz daha ilerisini götüreyim. Çünkü herkesi kapsasın ders diye. Peki, gece gusül yapmanız iktiza etti. Veya gece sizi köpek kovalıyor rüyada. Ondan sonra tam kayalıklara kadar geldin, düşecektin, uyandın. Terden su olmuyor musun? Peki yatakta yatmıyor muydun? Nerede köpek? Niye terden soğudun? Madem köpek yok, niye terledin? Madem öyle birisiyle olmadı, niye gusül yapıyorsun? Abi hayal, dolaş da göreyim ha Cenabet Cenabet. Hayal mi şimdi? Mustafa, konuşturuyorsunuz beni. Bana dolaş da göreyim hadi Cenabet Cenabet. Abi hayal o ya. Öyle birisi var mı? Nerede peki? Niye buna fatura çıktı? Başka ceset dolaşıyor, bu ceset, yataktaki cesete fatura çıkıyor. Başkası dolaşıyor ya. Köpeği kovalayan, ben de yanında oturuyordum, burada kitap okuyordum, yatıyor şu arkadaş. Abi, ne oldu lan, hayırdır? Hayırlı sabahlar.
Abi çok fena köpek vardı ya. Abi ya çok korkuyorum. Kalbim atıyor. Uyandıktan sonra kalbi atmıyor mu bazen? O konuştuklarımızı aynı tekrar etmiyor muyuz? Peki. Yanımda lan yalan söyleme lan. Burada yatıyorsun. Ne köpeği? La abi perişanım abi. Abi yok abi. Kalbim atıyor abi. Kalbim duracak ya. Ne oldu? Hani köpek? Evet var. Daha bir tane de şeyim. Benim köylüm bir tane Abdülkadir kardeş. Aklın şöyle bir özelliği var. Tam kayalıklardan düşerken uyanırsınız veya havada düşerken uyanırsınız. Eğer rüyanızda yere çakıldığınızı görürseniz aynı çakılmış gibi akıl, hayali hayal kabul etmez, rüyayı rüya kabul etmez. Gerçekmiş gibi kabul ettiğinde vücudu tam çakılacağı zaman ölüm fermanı verip vücudu kilitlermiş. Ölüyor adam. Benim köylüm bir tane. De bana iş yaptı ya. Şurası. Köpek ısırmış rüyada. O acıyla uyanmış, kan akıyor. Ben bunu ilmi öğreneyim diye karısına dedim ki, Emine abla buyur, buyur hocam. Hakikaten inan dedi, abi dedi, yatakta kolundan kan akıyordu. Köpek izleri vardı. Köpek izi, bizzat değil. O kızı da esirmez mi? He? Kendi nasıl kaldı? Köpek ama dişleri var. Nasıl aralık dışı yapacaksın köpeğin dişleri? Ha, ne biliyor musun? Ama seni ısırırken niye? Sen uyandığın için gözükmüyor. O tamamen ısırıldıktan sonra uyanıyor. Anlıyor musun? Rüyanın tamamlanması için, hakiki atomda gözükmesi için rüya tamamlanması lazım. Bizim rüyalar tam olmadan uyanıyor. Köpek sıfırına girdiyse o kare niye? Gerçekten. Ömrümde böyle bir şey değil. Ne insan var ya artık ki? Sende... Lemalar var mı? Ha, lemalar burada mıydı? Kafam karıştı zaten ya. Bir de münazarat orada var. Münazarat bak bakayım aşağıda ufak kitap. Münazarat varsa onu okuyayım da sizi fazla tutmayayım. Abdurrahman var mı sende? Bir bak, bir getirir misin? Mahmut'um hiç münazarat okudun mu abi? Okumadın. Onun için hangi kitap oldun? Münazarat deyince sakın bir kitap Mahmut'um benim. Şaka diyor. Getirsin, münazarattan bir şey okuyayım. Ondan sonra şey yapacağız. Allah bizi muhafaza eylesin. Ver, bak. 78'i oku, kapatayım. Bu tür şeyler birbirine geçebilmesi için imtizaç-ı efkar lazım. Yani fikir birliği birbirimizin bir olmasına vesile oluyor. Hakikatlanmaz tek olması gibi mi abi o zaman? Evet. Kaynıyor yani, tek oluyor. Aynen, cemaden, mabeninde gibi bütün şeyde tek oluyor. Tek oluyor. Yani imtizaç efkar diyor, cehalet ile olmaz diyor, tamam mı? Lakin meslek tenkis istenen nefs bu değişik, bu bayağı farklı. Dediğim oydu. Yani imtizaç efkar, fikir birliği nerede olursanız olun, ruhsal birliğe götürür sizi. Birbirini bütünleştiriyor. Bu manevi güçlendiriyor mu oğlum? Evet, hem de acayip. Yani şöyle, ben yalnız değilim. Yeisi kaldırıyor. Bir, kimsesizlik vahşetinden kurtarıyor. Üç, bu da çok hoşunuza gidecek. Şimdi mesela, dünyevi hadiselerde birisi birisini musallat olsa arkasını düşünür. Baybası kim, dayısı kim, arkasında ne var? Ona göre şey yapar. Ona göre adam tedbirini alır. Tamam, tedbirini alır. Saldırmaz arkan güçlüyse. Eğer bir cemaat ehliyseniz erva-ı habise bunu hesap ediyor.
Çünkü Üstad Hazretleri şeyde diyor ki latif noktelerde neyse oraya girmeyeyim. 339'dakini söyleyeyim sözlerde. Cemaat yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin taciz ateşleri, izacatından muhafaza ediyor cemaat. Mesele oydu. Yani fikirde onu getirip karşılık buluyorsa, fikirde o bu yok ya içeride. Matematik, kimya, fizik de aynı yerde. Dün, bugün, hafıza da aynı yerde. Dünü, bugünü burada falan değil. Hafızamızda, aklımızda dün, bugün, yarın, matematik, kimya, din, Ahmet, Mehmet, kadın, erkek hep aynı yerde. Fikir birliği gelirsek bir oluruz. Burada kesiyorum. Tek başına bir millettir. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha. Tümâ selâvâ aleyküm.